Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul 19 Kasım 2023 tarihinde Karadenizlere eli vuran yoğun yağış sonrası meydana gelen sel ve fırtına felaketiyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na görev alanlarına göre soru önergesi verdi. Ertuğrul önergesinde Zonguldak ve çevre 19 Kasım 2023 tarihinde etkili olan yoğun sağanak yağışların sel felaketine dönüşmesi sonucunda bölgede can ve mal kayıpları yaşamıştır. Bu yaşlardan en fazla etkilenen Karadeniz Areli içerisinde adeta bir felaket senaryosu yaşanmıştır. Şiddetli yağmur, fırtına ve sel sonucu toplam 227 iş yeri hasar görmüş, 57 okul, 43 iş yeri ve konutun çatısı uçmuş, ilimiz genelinde toplam 92 ruhsatlı profesyonel balıkçı teknesi, 112 adet amatör balıkçı teknesi hasar görmüş, bunların 45 tanesi batmış, kullanılamaz hale gelmiş veya denizde kaybolmuştur. Dalga boyları şiddetli rüzgarın etkisiyle 8-9 metreleri bulmuştur. 177 adet amatör balıkçı çekek yerleri ve kulübelerinde ağır hasarlar oluşmuştur. Karadeniz Aralık Su Ürünleri Kooperatifine ait atık su tesisinde hasarlar oluşmuştur. Bürücük mevkiinde sele kapılan 3 vatandaşımız, Kafka Metler adlı kuru yük gemisinin batmasıyla da 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Karadeniz Aralık Limanı'nda ve sahil boyunda çok ciddi hasarlar oluşmuştur. Afetin gerçekleştiği 19 Kasım 2023 tarihinden bu yana Karadeniz Ereğli sahili ve liman genelince herhangi bir revizyon ya da tadilat işlemine başlanmamıştır. Yaşanan afet sonrası barınak, dalga kıran mendireklerinde ve liman dahilinde birçok hasar meydana gelmiştir. Oluşan hasarlar sonucunda olası bir fırtına durumunda limanda daha büyük bir hasar, can ve mal kaybı durumlarının oluşma riski yükselmiştir. Songudak Liman içine yapılan sahil projesindeki hatalı malzeme kullanımı ve yapım tekniği nedeniyle fırtına sonrası kıyılarımız kullanılamaz hale gelmiştir. Meteoroloji tarafından ilimiz için sıklıkla sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapılmaktadır. Daha büyük felaketlerin yaşanmaması adına Karadeniz Ereğli Liman ve sahil şeridi genelince revizyon ve tadilat işlemlerine bir an önce başlanılması önem arz etmektedir şeklinde ifadelerde bulundu.